Kahramanmaraş etkisini sürdüren hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda güneşin yakıcı gücü meyve veren ağaçları ve birçok bağ bahçenin verimini azalttı. Konuyla ilgili Aks Haber'e konuşan Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle meyveler olgunlaşmadan hasat boyutuna gelmektedir dedi. Kahramanmaraş'ta ve tüm yurt genelinde yaşanan sıcak hava dalgası mevsim normallerinin üstünde seyretmesi üretimi ciddi anlamda tehdit ediyor ve rekoltenin, verimin, kalitenin ve hasadın düşmesine ve ürün kalitesinin düşmesine neden oluyor. Meyveler tam olgunlaşmadan hasat boyutuna geliyor. Tabii bununla alakalı küresel ısınmanın etkileri ve bölgemizdeki sıcak hava dalgasının yer yer arazide tarlalarda 50-55 dereceleri 56 dereceleri görmesine neden oluyor. Bununla alakalı olarak ciddi anlamda evet ürünlerde güneş yanıkları ve çiçeklenmede döllenmede ciddi anlamda bitkilerin strese girmesine kaynaklı verim kaybı, ürünün kalitesindeki yaşanan olgunlaşma evresindeki yaşanan kayıplardan dolayı çiftçimiz evet burada %20'lere varan üründe kayıplar yaşıyor ve rekoltede düşüş olacak. Bu durumun önüne geçilebilmesi için neler yapılması gerektiğini anlatan Mehmet Çetinkaya, yakıcı sıcakların ürünlere zarar vermesi nedeniyle fiyatlara da yansıyacağını söyledi. Sulama sahası içerisinde olan çiftçilerimizin suyun olduğu bölgelerde bu mevsimlerde sıcak hava dalgasının seyrettiği bu günlerde sulama işlemlerinin belli periyotlarla aralıklarla yapıldığı bu günlerde o aralıkları, o sıklıkları biraz daha sıklıkla yapmaları yani her haftada bir gün arazisine su verilirken haftada 3 güne indirmeleri ki suyla bir nebze de olsa hani %20'lere varan kayıpların %5'lere düşürülmesi tabii ki mümkün. Ama çiftçimizin suyunun ve enerjinin karşısında da imkanlar olanların bu uygulamayı yapmaları verim kaybının ve rekoltenin düşmesine engel olabilir. Ürün kalitesinin düşük olması, ürün kalitesinin sıcaklardan kaynaklı olgunlaşma evresinde tam gelişimini sağlamadan hasata gelmesi tabii ki hepimiz marketlere gittiğimizde birinci sınıf kaliteli ürünü almayı tercih ederiz. Tabii şekli bozuk veya tam olgunlaşmamış küçük olan meyveyi hiç kimse almak istemez. Tabii ki ister istemez bu fiyata da yansıyacak.